bir tane kırmızı soğan alacağım. Hemen onu doğrayacağım. Ama ondan önce unutmadan söylemek istiyorum. Yaklaşık 2-3 adet haşlanmış patatese ihtiyacım var. Bunları lütfen siz de önceden haşlayın ki rendelemeden önce mutlaka soğumuş olsunlar. Aksi takdirde bütün parçalar birbirine çok fazla yapışır. Çok fazla yapıştığında da tavada diğer malzemelerle homojen olarak karışmayabilir. Bir tane kırmızı soğanı yemeklik doğrayacağız. Evet. Bu arada ben döküm tava kullanacağım. Altını hemen açmak istiyorum. Yapışmaması için biraz ısınması gerekiyor. Şimdi kırmızı soğanlarımı ben küp küp doğrayacağım. Soğanlarım hazır. Şimdi biraz da içine taze soğan koymak istiyorum. Bu gerçekten farklı bir lezzet katıyor. Hemen onları da güzelce doğruyorum. Artık tavamın başına geçebilirim. İçine biraz zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Hemen önce soğanlarımı koyuyorum. İçine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edin. Bunun yapacağı minicik dokunuşa inanamayacaksınız. Taze soğanlarım da hazır. Üzerine hafif de tuz ilave edelim. Burada ben hızlıca patateslerimi rendeleyeceğim. Patatesim hazır. Soğanlarım güzelce hafif bir şekilde yumuşadı. Birazcık şimdi altını açabilirim. İçine bütün taze soğanlarımı atacağım şimdi. Onlar da birazcık kavrulsunlar. Bütün o nefis aromaları, kokuları hepsi yanın içine geçsin. Şimdi onun içine birazcık da salça ekleyeceğiz. Biber, domates ne seviyorsanız koyun. Ben ikisinden de birazcık karıştıracağım. Biraz bundan alalım. Birazcık da bundan. Bunlar yanımda dursun. Bir malzeme karışsın bakalım. Yeterli olacak mı? Bütün harcım güzelce karıştı. Şimdi içine patatesleri ekleyeceğim. Biraz tuz ekliyoruz, biraz karabiber. Şöyle her yerine gelsin. Bunu güzelce bütün malzemeye yediriyorum. Şimdi şöyle hafif küçük gözler açacağım. Evet. Şu bir. Şu şekilde kaşar peynirlerini de koyuyorum. Ne demiştik? 200 derece önceden ısıtılmış bir fırın ve biz hemen fırına gidiyoruz. Yumurtalarım pişti. Ben kontrol ettim. Hemen alıyorum buradan. Üzerine biraz karabiber, biraz tuz. Şu şekilde birazcık da tuz.